Selam millet, Dede Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Planner Crafter oyunumuza neredeyse bir ay sonra tekrar bir bölümle geri döndük. Neden biliyor musunuz? Çünkü güncelleme gelmiş. Evet, oyunda biz Insect stage'ini geçmiştik. Fish stage'ine doğru ilerliyorduk ama oyunda Insect bile yoktu. Çünkü oyunda Fish de yokmuş. Çünkü henüz bunlar oyuna eklenmemiş. Sonradan bunu öğrenmiştik. Biz de şöyle kendi torpaklarımıza geri döndük. Şöyle ağaçlarımızın arasında gayet mutlu mesut uçar, yaşar, yükselirken etrafı kontrol edelim. Etrafta ne var ne yok. Acaba ne tür yenilikler var diye hemen bir kontrol edelim istedim. Öncelikli olarak yeni ne binalar var, yeni ne şeyler, nelerimiz var. Şöyle bir görelim. İnterfeyizde ha. Şuradan devam edersek mesela farklı bir şey görene kadar bir ileri gidelim. Aha, farklı bir şey gördüm. Super Alloy Rod. Güzel. Bir şey yapmamızı sağlayacak büyük ihtimalle. Lake Water Collector tanıdık. Seed Spreader Rocket tamam. DNA Manipulator. Hepsi bunların. Teleporter. Seni iki nokta arasında teleport eder diyor. Mükemmel. Şimdi Heater. Şurada yeni bir şey. Flower Pot. Bunlar hep vardı zaten. Alt tarafta şöyle bir hızlıca bakıyoruz. Nükleer Fusion. Tamam bu da doğru. Zaten vardı. Şimdi şuna bir bakıyoruz. Şurada bir kontrol edecek bir şey var mı acaba? Yeni bir şey yok. O zaman teleporter var. Super Alloy Rod var. Super Alloy Rod ve teleporter var. Peki. Bir de hemen kardeşlerim. Erken karar vermeyelim. Şöyle bir gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Mikroçipleri alalım. Önceden mikroçiple keşfedilecek bir şey yoktu. O yüzden keşif yapamıyorduk. Şuradan decode diyelim. Mikroçip Torch T2. Peki. Decode diyelim. GPS Satellite T3. Peki. Decode diyelim. Ne buldu? Bir şey daha buldu galiba. Decode diyelim. No more blueprint to decode for now. Peki. Burada bir şey miydi bu decode ettiğimiz bizim? Burada bir şey değildi. Bunlardan birisi değildi. Display case diye bir şey gelmiş. Önceden yoktu sanki display case. Neyse. Ha, display case'i de biraz önce açmış olabilirim. O üçüncü tanımlama çok hızlı geçti. Onu şey yapamadım. Fark edemedim. Bunun için Super Alloy Rod lazımmış. 3 tane pulsar kristal. Pek de ucuz değilmiş yani. 3 pulsar kristal. Pulsar quartz. Super Alloy Rod ne ya? Super Alloy Rod ne? Neyse göreceğiz şimdi. Onu da göreceğiz ne olduğunu. Sıkıntı değil yani bunlar. Şurayı bir kapat. Ben bir yukarıyı kontrol edeyim. Hemen şöyle. Burayı kontrol edeyim. Burada bunlar var. Fertilizer var. Container var. Bir şeyler craft etmek için gereken malzemelerim var benim burada. Peki. Üst katta başka bir şeyim yoktu yanılmıyorsam. Şu dolabı da kontrol edersem. Dolaba niye koymuyorsam çipleri? Iron'ları da buradan alayım. Dolapta dursun bu çipler ya. Freeman. Peki. Şimdi... Bunlar dolapta durduktan sonra iron kutusu gerçekten dolu mu ya? Doluymuş. Iron kutusu doluymuş evet. Şimdi benim pulsar quartz... Ah! Pulsar quartz'ım yok. Pulsar quartz'ım yok. Peki şuradan şimdi bir kontrol edelim bakalım. Neyimiz varmış? Mikroçip. T2 dediği mikroçip torch T2. Mikroçip torch. Torch ve torch T2 ne diyor? Better lightning mikroçip. Better lightning mikroçip. Ben şu anda light açık mı? L, F, F, F. Bunu bir inşa edelim biz ama bakalım ne... Aa, füzyon enerji sellerim var. Bu füzyon enerji selleri neden yapılmış acaba? Recycle. Kristalleri verir misin lütfen? Niye vermiyorsun kristalleri? Çok küçük bir noktasına dokunduğum anda kristal tutabiliyorum galiba. Hah. Yine tuttum. Ya hocam ben bir tane daha bırakacağım o zaman sana. Kusura bakma. Hadi hassas bir noktadan şunu yakala. Ha. Onu da yakaladım. Şimdi teleportu yapmak istersem tamam. Super Alloy Rod, Zeolite, Zeolite. İki tane de Zeolite'ım var. Şu anda bunun için eksik olan şey sadece 2 osmiyum eksik diyor. Osmiyum da 2 tane. Hatta osmiyumun fazla var. Fazlalık osmiyumu bıraksam iyi bile olabilir. Fazlalık osmiyum bıraktım. 3 kristal, 2 osmiyum, 2 zeolite.
3 kristal, 2 osmiyum, 2 zeolayt, 2 süper alloyum var. Ayrılım var fazlalık. Peki. Süper alloy rod lazım ama bunun için. 2 tane süper alloy rod lazım. Süper alloy'dan yapıldığına eminim ama tam ayrıntısına bakalım. Yani bunlar gibi ise bittik. Ey maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 taneden yaparım diyor. Süper alloy rod. Süper alloy çıkartan madenlerim vardı. Benim bir süre sonra süper alloy'a ihtiyacım yok o kadar diye onları kesmiştim. Onları ben geri koysam iyi olacak galiba. Şuradan süper alloy rod için alüminyumum yok zaten. Alüminyum. Evet, ben bu iron'ları neden böyle bir şey yaptım şimdi belli oldu. Hop. Iron'ları böyle terbiyesizce attım. Abi birazdan inventory'mde hiç süper alloy olmayacak. Yani bir sürü boş yer olacak. O yüzden bence bu çok büyük bir sorun değildir. Vallahi iki tane yapabildim. Bakayım. Bir de üzerimde süper alloy kaldı. Ne güzel. Şimdi süper alloy'ları gelip şöyle bir bırakayım. Teleport yapacak mıyım? Elbette yapacağım. Teleport yapacağım. O yüzden bir de nasıl bir cihazmış teleport? İçeriye mi yapılıyormuş? Dışarı yapıp dışarıda yapılıyor canım. Dışarı yapılmaz olur mu? Peki içeri yapılıyor mu? Güzel yanı içeri de yapılıyor. Dışarı yapılıyor ama içeri de yapılıyor. Ben şimdi bir tane içeri yapayım önce. Mesela şu bir yerde de bir teleport odası diye bir yer olsa çok güzel olurdu. Ya heat'te ben mega heat üretiyorum aslında. Şu en büyükleri kaç üretiyor heat'i? 538. Bunun 28'ini kessek bence bir şey olmaz ya. Vallahi bunun 28'ini kessek hiçbir şey olmaz. Bu ne diyordu? Deconstruct diyordu değil mi? Aynen öyle. Üzgünüm. Şuraya bir tane teleport yapacağım şimdi. Çıkış burası mıymış? Teleportun çıkışı buradaymış abi. Merhaba. İki tane teleporter lazım diyor. En azından iki tane teleporter lazım diyor. Haklı. Adam haklı baylar. Adam haklı. Geri giriyorum. Çok da bir şey heat kaybetmemişizdir diye düşünüyorum yani. 333 MK, 389 PA. Bilemiyorum ki. Ne kaybettik ne kaybetmedik. Balıklaşma hala %0.03 ama onu biliyorum. Patch geldiğinde bunu arttırmazsa vay halimize. Yani bu cihazlardan eğer böyle biner tane falan koy bütün gezegeni doldurmamıza sebep olursa o zaman gerçekten çok üzülürüm. Şimdi bir alt kata inelim. Daha iyi aydınlanma dediği ışığa bir bakalım nasıl yapıyormuş onu. Mikroçip torch için biri var. Alüminyum, magnezyum, sülfür. Alüminyum, magnezyum, sülfür. Alüminyum var. Çok güzel. Magnezyum var. Sülfür neden olmasın? Var. Mikroçip T1 de var. Ama T1 şu anda elimizde değil. Bir kere daha ışığımıza bakalım. Böyle bir ışık var. Gayet güzel. Mikroçip T1'i çıkardık. Geldik şöyle. Şimdi T2'si geldi mi elimize? Gelmiş. Şu anda ışığımız var mı? Yok. Bunu giydim. Oo. Gerçekten daha büyük bir ışık verdi yani. Helal olsun. Ya da bana öyle geldi. Psikolojik. Bak bu da önemli. Psikolojik olarak etkileyebiliyorsa eğer beni yine gönlümü kazanmış demektir. Yalnız bunca zaman sonra yerlerini hatırlamam şakkadanak bir güzel oldu. Neyse ben şu oda için iki iron bir titanyum. Bunun için iron titanyum silikon. Bu komboyu da yapmış olayım. İki iron bir titanyum. Sonra iron, titanyum, silikon. Bir titanyum daha alalım, tamam. Herhangi bir şey toplamamıza gerek kalmadan bir yere teleport koymak ve üstüne üstlük nefes almak için bir oda koymak gibi yetilerimiz olacak. Şimdi ben bunu bırakıyorum. Ayrıca şuradan bir geliyorum. Food diyorum. 60 besleyen yemeğimi yedirip bir tane de yanıma alıyorum. Water diyorum. Susuzluğumu giderip iki tane de yanıma alıyorum. Bence yani fazlasıyla yeter bu. Şöyle de bunu bıraktığımda çalışacaktır diye düşünüyorum. Elektriği biz gezegen geneline sağladığımız için bu saatten sonra bence herhangi bir şekilde elektriğimiz bitmez bizim ya.
ufak kontroller yapalım öncelikli olarak. Mesela şurada bir şey kazıyor muyuz? Çünkü ben orada sülfür kazıyordum, başka madenler kazıyordum. Onları hala kazıyor muyuz? Bir onları kontrol edelim. Şurada ne yapmışım? Uranyuma abanmışım. İridyuma, çok affedersiniz. İridyuma abanmışım. Tamam. İridyuma da niye abandım? Bu sülfürden, alüminyumdan falan ümidi kestim. İridyuma abandım çünkü bu da abi 100 NK'da erir diyor ya. Çoktan erimiş olması lazım. 100 NK'yı geçeli yıl oldu. Dünyadan haberi yok. Sülfür de buradan çıkıyordu yanılmıyorsam. Eğer durdurmadıysam evet. Sülfür burada çalışıyor. Durdurmamışım. Pekala. Sülfür orada çalışıyor da. Burada da osmiyum çalışıyor mu? Çalışıyor. Onu da durdurmamışız. Çok güzel. Şimdi şu arkada bir tane daha mekan vardı. Yeni bir yer gelmiş diyor ya oyun. Yeni bir yer nasıl bir yer merak ettim şimdi ben. Burada sis perdelerinin içinde refresh olan, yenilenen bir tane şey madeni vardı. Süper alloy. Yani 4-5 kere bitirdim. 4-5 kere tekrar buradan süper alloy çıktı. Biliyorum. Bu sefer çıkmamış ama şurada bir de şey vardı ya. Mağara vardı. Ha. Belki bu mağaradan yeni bir yere gidiş yapmışlardır. İyi yapmamışlar. Bu mağaradan herhangi bir yere gidiş yok. Yetkililere duyurulur. Bunu aklınızdan çıkarın. Tamam, o zaman buranın içinden başka bir şey var mı diye yine bir kontrol etmek belki akıllıca olabilir ama herhalde bu saatten sonra yoktur. Evet, buradan ışık yine de çok fazla aydınlatmıyor ama. Buradan şöyle bir dışarı çıkarsak bizim ay mı çıkmaya başladı? Bizim bir nefes alma yerimiz. O nefes alma yerimizin içinde de süper aloy madeni olması lazım. Hatta içinde gereksiz şeyleri ayrıştırmak için şöyle bir yerde kurmuştum, evet. Kesinlikle. Var mı süper aloy, olmaz mı? Gelmişken bu süper aloyları toplayalım madem biz. Ha, şimdi tabii bunları da toplamak lazım çünkü neden ben böyle bir sistem kurmuştum kardeşlerim, hatırlarsınız. Süper eloyları almak dert değil ama süper eloylar haricindeki ihtiyacım olmayan diğer şeyleri yok etmem gerekiyor. Çünkü cihazın içini boşaltmazsak bir daha süper eloy almaya geldiğimizde olmuyor. Ne diyorduk şimdi? Bunun için iki iron, bunun için de bir iron lazımdı. İki iron, bir iron. Bu kadar. Yok ettim gitti abi. Niye uğraşıyorum ki? Şimdi bunu da şöyle bir dolabın içine koyalım. Bizim şu üzerimizdeki şeyleri de bir dolabın içine koyalım. Bir seferde oradaki temizliği yapalım. Süper eloylarımızı da alalım. Geri döneceksek öyle dönelim. Mükemmel. Artık bizi kim tutar? Geç bakalım şuraya. Yok et. Geç buraya. Siz ikiniz değil. Siz üçünüz. Yok et. Şimdi bir daha temkinli bir şekilde şöyle yok et. Şimdi hepsini geri alalım. Bitti. Süper eloylarımızı aldık. Lazım olan malzemeler üzerimizde. Artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Gece bitti galiba. Ya da hiçbir zaman gece olmamıştı. Güneş tutulmuştu. Bilemiyorum. O. Nadir bazı materyallerimiz var. Onları hala bulmakta zorlanıyoruz. Onlardan bir tanesi de buydu. Bunu da görünce toplamak lazım. Yoksa yeni bir biyom mu? Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Buranın yanında çıkabildiğimiz böyle bir yol olduğunu falan hatırlamıyorum. Yani kapalıydı orası. Orada bir şey yoktu. Bir şey söyleyeyim mi? Yeni bir biyom. Vallahi yeni bir biyom. Hayır. Böyle bir yer yoktu. Beni kandıramazsın. Bak şimdi şu tarafa doğru bir gidiş yok. Oo, bu şeyin üstüne çıkış yapmışlar. Buranın üstüne çıkılmıyordu daha önce. Vay, sizi şakacılar. Bu
kum akan kum şelalesinin üstüne bir çıkış yapmışlar. Harita büyümüş yani anlayacağınız. Peki burada ne yapmışsınız? Bir mağara yapmışsınız buraya. Bu mağara ne mağarası abi? Bir saniye, bu mağaraya geleceğim. Bu mağaraya geleceğim. Bu mağaranın nerede olduğunu unutmamak için mağaranın yakınına bir tane şundan kuracağım dediğim şeyden kuruyorum. Bir de içine girip hava alıyorum üstüne üstlük. Tanmadan. Sonra o mağaraya girmeden bir şöyle şu yöne doğru bir gidelim. Dev taşlar var. Uzaylı yapısı gibi. Mağaradan girmemiş olsak da girmişizcesine galiba, evet yani bu melting requirement'ları, gereksinimleri falan ben biraz fazla ilerlediğim için hep zaten çoktan sağlamışız ve buralar hep erimiş olarak başladı. Sülfür olan, osmiyum olan bir mağara bu. Yeni başlamış insanlar için mükemmel. Fertilizer 2, fertilizer 2. Yani kötü bir şey çıkmadı ki içinden. Efsane bir şey çıktı yani daha doğrusu. Kötü bir şey çıkmadı demek biraz ayıp olur. Çok sakat bir yerlere doğru gidiyoruz. Dünyanın merkezine doğru. Pulsar Quartz. Vay. Pulsar Quartz buldum galiba. Evet. Vallahi nereye çıktım ben? Yeşil bir vadiye çıktım ama şimdi geldiğim yöne doğru dönmeye çalışarak çok hızlı bir şekilde oksijensizlikten ölmeden bakalım hayatta kalabilecek miyim? Umarım doğru yönde gidiyorum. Galiba doğru yönde gidiyorum. Evet, doğru yönde gidiyorum. Ama oksijen kaynağım tabii hemen burnumun dibinde değil, çıkar çıkmaz. O yüzden ufak bir üzüntü yaşayarak galiba boğuluyorum. Boğulmuyorum. Kardeşlerim, boğulmuyorum. Bunun içine girip hayatta kalıyorum. Bu bayağı riskliydi. Aslında teleportu yapıştırıp oradan geri dönerdim, ayrı mesele de. Bak şimdi bir kere daha gidelim. Bu sefer şu tarafa doğru bir gidelim. Buraya ilk çıktığımız noktadan öbür tarafından doğru duvarın bir etrafı dönelim. Ondan sonra o vardığım vadi var ya. O vadinin oraya gideyim tekrar. Bak şuradan geldik biz. Bu duvarların dibinden doğru gidiyorum bu sefer. Oo, yine bir şey bulduk orada. Yine düşmüş bir şey ama bir de demin sandık vardı. Evet, ben de gördüm onu. Yani panikten geberiyorum diye kaçtığım için o sandığı çok kurcalayamadım ama fark ettim yani orada sandık olduğunu. Buranın etrafında bir şey yokmuş. O mağaraya girmek haricinde yapabileceğimiz tek şey bunun içine girmekmiş anladığım kadarıyla. Şunu bir kurcalarsam. Çok iyi şeyler var ya. Yok, bu öyle bir ucundan dandik kurcalamakla olacak bir şey değil. Aradan sızabiliyor muyum? Kesinlikle sızıyorum. Oo, yıkılmış şeyler. Bu yıkılmış şeylerin arasında o artık yeni stil yapmış bir de. Yeni stil böyle labirent gibi. Hydration Love. Hydration Love olsun. Ben Hydration'ı bir şekilde kurtarırım da geri kalan şeyleri kurtaramıyorum. Arkasına atlayıp devam da edebiliyoruz galiba bunun. Bak, Hydration'ı hemen halledeyim.
Evet, buradan arkasına atlayıp devam edebiliyoruz. Oksijen seviyem nasıl? Ya yine düşüyor oksijen seviyem. Ben bu oksijeni ayarlayamadım arkadaş. Yok, dekonstrakt etmeyeceğim zaten. Yanlışın var senin. Ben bir ona bakacağım sadece içinde ne var diye. Alüminyumlaştı. Ben bunların hepsini cep ederim. Sen hiç merak etme. Bunların hepsi cep dragon de olur. Şuradan devam edip aşağı inersek ne varmış? Dekonstrakt edebileceğim ısıtıcı seviye 3 varmış bir tane. O da büyük ihtimalle zaten bizi ihya edecektir yani. Ama şunun kenarından bir çıkış da olabilir. Ya olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Ben biliyorum bu işi. Bak bunun içinde de neler neler var. Gayet güzel ama şimdilik biz bir geri dönelim. Hatta orada da dekonstrakt edecek bir şeyler varmış fark ettim. Kardeşlerim daha fazla bunun içinde de vakit kaybetmeyelim. Yine tehlikeli bir sınıra doğru ilerliyoruz. Burada çantalar var, şeyler var. Onları ninjalayacağım. Hepsini ninjalayacağım. Şimdi bir nefes çekelim. Gidip öbür tarafa bir teleport yapalım. Teleportun nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. Gerçekten bizim base'e çok da yakın değil burası. Kuş bakışı belki biraz yakın gibi görünüyor olabilir ama ilk seferde bulmam da ilginç olmuş yani. Ne var ne yok diye bakarken ilk seferde buldum vallahi ya. Gidiyorum. Olabilecek en hızlı şekilde oraya doğru uçacağım. Her şey güzel. Kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok yani. Ki planlar tutarsa eğer üzerimizdeki malzemeleri bırakıp tekrar buraya dönüp teleportla gidip gelip üstümüze rahat rahat her şeyimizi taşıyabiliriz. Bir kere çıkış buldum diye nasıl korkusuzca gidiyorum değil mi? Hayda. Farklı sapaklar varmış işte. Yani çok da korkusuzca gitmemek lazımmış. Bir tane daha farklı sapak buldum. Yine çok da korkusuzca gitmemek lazımmış. Geri mi dönüyorum? Galiba geri dönüyorum ha. Vallahi geri dönüyorum. Hoş olmadı bu. Dur şimdi bir kere daha gidelim. Bu sefer sol taraftan gidelim. Sol taraftan gidelim. Sol taraftan gidelim. Ama aynı yere ulaşıp duruyorum. Demin çıkış bulmuştum burada ben bir tane. Ha. Ha, işte bu. Nasıl bulduğuma bir daha bakayım orayı. Ha, burada bir tane şey var. Burada sağdan değil soldan gidiyorum. Tamam. İlk sapakta sağdan değil soldan gitmem gerekiyor. Ondan sonra böyle bir yere ulaşıyorum. Ulaştığım yer nedir? Var mıdır ulaştığım yerin bir özelliği? Bilemedim. Olabilir. Neden olmasın? Belki içinde canlı vardır diyecektim. Yokmuş. Çok güzel üs olacak bir lokasyon. Şimdi ben buraya çok güzel üs olur mu bilmem ama çok güzel ne yapayım biliyor musunuz? Çok güzel teleport yapayım şöyle. Çok güzel bir teleport yaptım abi buraya. Girdim. Use teleporter. 836, 38, 567. İşte bu. İşte bu kardeşlerim. Yani bu kadar teknolojik bir dünyada yaşarken daha azı da beklenemezdi. Şimdi benim malzemelerimde iki tane pulsar kuartsım oldu. Daha fazla pulsar kuartsım da olacak merak etmeyin. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Şunu bir açayım. Şuradan süper alloy yapayım bir tane. Şimdi bir süper alloy. Zeobite, osmium. Zeolite'ın ikisini bırakayım. Suyum, yemeğim. Bak yemeğimi yedim. Suyumu içtim. Yeni suyumu da aldım yanıma. Yeni yemeğimi de aldım. Şu fertilizerleri bırakayım.
Pulsar kristali aslında ben buradan yapıyordum değil mi ya? Pulsar kristali oradan oluşturuyorduk biz. Neyle yapıyormuşuz pulsar kristali? Ha. Aa, pulsar kristali yapıyorduk biz. Pulsar kristal yapmanın formülünü kaldırmışlar. Burada değil miydi ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi pulsar kristal yapıyorduk sanki biz. Neyse aşağıdan kontrol edeyim bakayım. Pulsar kristal madeni koydukları için galiba şeyi kaldırmışlar. Pulsar kristal yapmayı kaldırmışlar. Evet, buradan da yaptırmadığına göre pulsar kristali demek ki iptal olmuş. Şimdi şöyle bakıyorum. Sen neyden yapılıyorsun? Abi ihtiyacımız olursa biz senden bir tane daha şey yaparız. Oluştururuz. O yüzden ben seni affına sığınaraktan bir atomlarına ayırayım. Pulsar kristal madenimiz var dediğimiz gibi daha sonra gider. Eğer ihtiyacımız olursa ihtiyacımız dahilinde senden bir şeyler alırız ama şu an için bunu da attık. Süper Eloy'u da attık. Hatta bütün süper Eloy'ları attık. Seni atmadık. Teleport için gereken süper Eloy, Osmium, Zeolite, 3 pulsar. Evet, yemek su. Kardeşlerim bence her şey mükemmel. Dediğim gibi orada pulsar kristal olduğuna eminim ama ne olur ne olmaz diye. -379. Vallahi elektriği topluca kullanıyor. Yavrum öyle şeyler yapma, ben korkuyorum. Birdenbire önümde öyle bir şey oluştu. Zötönk diye. İrkildim vallahi. Vallahi irkildim yani. Şimdi şu tepelere çıkmamıza izin veriyor mu? Bir görmüş olalım. Karşıki tepeler cenderme diyor mu? Vallahi diyor. Vadinin bu tarafından başladık, öbür tarafından çıktık. Bakalım ne kadar yukarı çıkmamıza izin veriyor. Oo, bayağı izin veriyor. Burada sonsuz bir çöl var diyor şu anda. Ama o çöl de yeşermeye başlamış bu arada laf aramızda. Yeşersin, iyidir. İyidir, yeşersin. Başka ne var? Havada uçan bir taş var. Ekstrem. Havada uçan taş 10 numara. Peki öbür ucuna bakalım. Hadi burada sonsuz bir çöl var. Şu tarafa doğru sanki bize bir şeyler gösterecek gibi. Yani çıktığımızın tam tersi yönünde. Çünkü orada haritanın devamı var. Burada harita yok. Orası boş. O yüzden oyunda orayı boş geçmiş. Ama bu tarafta haritanın devamı var. Ben üstten aşağı Allah Allah diye inmemize izin mi verecek? Hayır, orada da çöl var. Öyle bir inme izni falan yok. Burada da çöl var. Hala bir izin söz konusu değil. Oralar yeşermiş yalnız ha. Aa, ben grafiklerin üstündeyim sanki. Bu uçmayla duvarlara tırmanma çok bu oyunu yapan adamın hesap ettiği bir durum değil anladığım kadarıyla. Bir saniye, bir saniye. Ben bir oyunu kaydedeyim de. Vallahi benim bir yerlere takılmam, saplanmam an meselesi. Buralar bizim görmemizi istediği bir yer değilmiş adamın. Oyunu yapan arkadaş bizim buraları görmemizi çok hesaba katmamış. Aa, tabii biz arkadan doğru şeye ulaşıyoruz ya. Buraya çıkarsak. Şu bizim gemi yıkıntısına hop, tahmin ediyordum böyle bir şey olacağını. O bir de gemi yıkıntısının içine kilitlendik. Neyse. Kardeşlerim buglandığı gibi adamımız oradan çıktı. Helal olsun diyorum o yüzden kendisine. Vallahi buglandığı gibi çıktı. Kendi etti, kendi buldu. Yani kimsenin yardımına ihtiyaç duymadı. Dedi ki ben kendim oradan çıkarım dedi, çıktı. Şimdi ben de aynı şekilde bu yaptığından dolayı ona saygı duyarak base'ime gidiyorum. Çünkü oksijensizlikten ölmek üzereyim. Hızlıca sizlerle birlikte bir de ters yöne bir gidelim madem öyle oksijeni aldıktan sonra. O teleporttan çıkarız. Mağaraya girip oradaki şeyleri toplarız. Sıkıntı değil. Artık onlar cepte. Şimdi şöyle ters yöne bir gidelim. Şu tarafta bakalım neler bulacağız. Farklı bir şey var mı? Yani bir şey söyleyeyim mi?
Vallahi gerçekten bak ilk defa incelediğim oyunları bile daha önce oynamadan sizinle birlikte oynuyorum biliyorsunuz. Şunda hani güncelleme gelmiş ne gelmiş diye bakmadım bile. Aa güncelleme gelmiş dedim. New Biom bilmem ne falan yazıyordu. Kapattım. Update ettim. Video çekmek için açtım. Dedim ki yani her neyse o update kardeşlerimle birlikte çözeriz. İlk seferinde sola gitmem ve orada doğru onu bulmam bir garipmiş ya. Valla tek seferde headshot attık. Bu dağda mı yeşermiş? Bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyor herhalde. Habire yeşerecek hali yok. Bu ışıklandırma falan biraz kötü ama ya. Birader bunu bir güncellemenizi isteyeceğim yani sizden. Bu ışıklandırma olmamış yani. Ben şimdi ne yapıyorum ya? Nereye gidiyorum? Ha. Vallahi nereye gittiğime dair hiçbir fikrim yok. Ben de görmüyorum ki. Ha. Ya bir gece olması var. Gece mece değil o. Yani o şey. Reed'in yaratıklarının saldırdığı durum. Güneş tutulması yani. Sizler bana ne sağlayabilirsiniz acaba bu topraklarda? Ben buraya bir teleport koymaya karar verdim ya. Vallahi ben buraya bir teleport koyacağım. Şurada bir yerde gizli üs mü? Yerin altındaki bir üs mü parçalanmış? Tutunamamış adam mı? Bir şeyler vardı ya. Evet, bir şeyler vardı burada hatırlıyorum ben. Şuradan da çıkıp gidiyorum ama galiba o görmüş olduğum sonsuz çöle doğru. Evet, yani buradan bir çıkmanın herhangi bir insan evladına faydası yok. O yüzden ben buranın uzak mekanı olarak işaretlediğim bir yere, şuralara bir yere o üssü bir bulayım. Ha buldum. Bir tane teleport inşa edeyim hemen. Ki kendime şurada bir yuva yapmışım ben galiba. Aman kandırıldım. Yuva yapmamışım. Yuva muva değilmiş o. Bu da yuva değilmiş. İki kere kandırıldım. O zaman hızlıca ben şöyle bir evime doğru bakarak teleport koysam iyi olacak. -836 benim evimde değil mi? Yes. Evimizi tutturduk. Kardeşlerim bu durumda oyunun bize sağladığı yeniliklerin hepsini gördük galiba biri haricinde. Teleport vermiş bize. Yeni biyomlar vermiş. Onları da bulduk. Bir de roket verdi galiba. Roketler vermiş. Roket değil. Asteroid Attraction. Uranyum. Bu iridyum. Bu pressure, bu heat. Eskisi gibi. Tamam. Biyomas. Tamam. Oksijen, okey. GPS satellite T1 vardı, T2 vardı. T3'ü vermiş bir de bize. Bir de ne vermiş? Map Information Rocket. Haritadaki point of interest'leri gösterir sana demiş. Bu da birazcık geç kalmış bana haritadaki point of interest'leri göstermek için. Çünkü ben bütün haritayı keşfetmişim. Evet. Sıfırdan başlayanlar için, tabii oyun bittiği zaman sıfırdan başlayanlar için mükemmel olacak ama bizim gibi baştan oynamışlar için birazcık bu güncellemeler sadece güzel, keyifli bir keşif olarak geçecek. Haliyle bize bilmediğimiz bir şey vermesi artık bu saatten sonra çok zor. Bir şeyleri multiplier yapan, çarpanını artıran başka cihaz da vermediğine göre bize sıkıntı yok. Şu anda benim yapabileceğim bir tek şey gidip o pulsar kuartz çıkan yere belki pulsar kuartz çıksın diye bir tane maden cihazı koymak. Onun haricinde çok da yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten her şey tıkır tıkır saat gibi işliyor kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bitkilerimiz burada, ağaçlarımız orada, her şeyimiz her bir yerde. Ve maalesef ne yaparsak yapalım yeni bir güncelleme çıkmadan önce dediğim gibi arkadaş şunu düzeltmezse eğer oturup alırız. Çünkü ne kadar durursam durayım 0.03 diye duruyor. Biyomas ilerlemesi. Herhalde bu böcekler, sonra balıklar, ne bileyim sonra sürüngenler. Ondan sonra memeliler falan diye yavaş yavaş burası tamamen bir gezegene dönüşecek. Bakalım oyunun ileriki safhalarını göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni, yorum, paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin.
Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.